Merhabalar, ben Taner Akçakanat, spiritüel yaşam koçu. Bugün sizlerle bencillik konusu hakkında biraz konuşmak istiyorum. Çoğu insan bencillikle ilgili bazı yorumlar yapıyor. Burada önemli olan birkaç nokta var. Eğer kişi kendi içinde bir eksiklik hissediyorsa, kendi içinde bir tamlık hissetmiyorsa, bunu karşı taraftan talep eder. Çoğu zaman bencillik, kişinin sadece kendisini düşünmesi olarak tanımlanır. Aslında bu belki bir parça doğru. Ama eğer kişi kendi içinde eksikse, karşı tarafın onu tamamlamasını bekler. Örneğin, eğer sevgi eksikliği varsa, yani kendisini yeteri kadar sevmiyorsa, karşı tarafın onu yeteri kadar severek o açığını kapatmasını bekler ve karşı taraftan sürekli ilgi bekler. Bazı kişiler, erkeklerde özellikle, karşı taraftan hizmet davranışları, eşlerden veya bayanlardan, tabii bu geleneklerden, örflerden de gelen kodlamalar olabilir, karşı taraftan bir beklenti içine girer. Aslında karşı taraftan kişinin kendi yapabileceği bir şeyi sürekli beklenti içine girerek bekliyorsa, bu bencillik diye tanımlayabiliriz. Bu ilgi olabilir, bu hizmet davranışı olabilir, bu sevgi olabilir. Bu kişinin içinde ne eksiklik varsa o duygu aslında bir bencillik olarak tanımlanabilir. Peki ne olması lazım? Eğer kişi çocuk değilse, ergenlik dönemini bitirdiyse, İyi hissetmek kişinin kendi sorumluluğudur. Kişi kendisini iyi hissettirmek için her ne yapması gerekiyorsa, kitap okuması gerekiyorsa, bir profesyonele danışması gerekiyorsa, farklı seanslar yaptırması gerekiyorsa o eksikliği kapatması gerekir. Çünkü karşı taraftan yeteri kadar ilgi alarak, yeteri kadar sevgi alarak, yeteri kadar onay veya hizmet davranışları bekleyerek o eksikliği dışarıdan kapaması mümkün değildir. Ve sürekli beklemek bencillik olarak devam ederken, eğer bu açığı kapatamazsa bu sefer o kişi suçlama, hani bir parmak karşı tarafı gösterirken üç parmak kişinin kendisini gösteriyordu ya, suçlamayla o açığı kapatmak üzere karşı tarafa sürekli suçlamalarda bulunur. Evli çiftlerde oldukça sık olabilen bir şey. Partner ilişkilerinde sık sık olabilen bir şeydir bu. Dolayısıyla eğer karşı tarafın yeteri kadar ilgi göstermediğini, sevgi göstermediğini düşünüyorsanız lütfen bir kere daha düşünün. Kendinize bakın, kapatmak için elinizden geleni yapın, bol bol kitap okuyun, bir profesyonele gidin ama bunu siz kendiniz içinizde tamamlamaya gayret gösterin ve bunun için karşı tarafı artık belli bir yaşa geçtiyseniz anneyi, babayı, partneri suçlamak yerine kendi içinizde tamamlamanın yolunu bulun. Sevgiler.